Sabır. Her şeyin sonu sabır. Sabır. Sabır diyor. Ulan diyor, zaten ben o kelimeyi biliyordum ki. Biliyordun ama tatbik etmesini bilmiyordun diyor. Adam biniyor eşeğine, yola koyuluyor. Şeye gidecek tabii, Denizli'ye mi? Diyor ki, yolda bir arkadaşına denk geliyor, bir insana denk geliyor. O da diyor, of diyor, bir türlü şey bitmedi diyor, şu yol bitmedi diyor. Yandaki arkadaşı gülüyor. Sen diyor, hayattan bir şey öğrenmemişsin ki diyor. Nasıl öğrenmeyim ya demiş, ben diyor, benim hayatım şeyde geçti diyor. Ne o? Gurbette geçti. Görmedim, yaşamadım. Daha diyor, senin eksiğin çok. 7 sene diyor, benim yanımda çalışman gerekiyor diyor. 7 sene. 7 sene sonra da diyor. Tamam diyor, işin bitti mi? Bitti diyor. Hakkını veriyor. Al diyor şu hakkını. Sabır diyor, sabır. Sabır. Her şeyin sonu sabır. Sabır, sabır diyor. Ulan diyor, zaten ben o kelimeyi biliyordum ki. Biliyordun ama tatbik etmesini bilmiyordun diyor. Biliyordun, kelimeyi biliyordun ama tatbik etmesini bilmiyordun. Adam tabi 7 sene orada, 7-8 sene orada kalmış falan. Adam çıkıyor, evine dönüyor. Karısından mesela o zaman 3 aylık falan evliymiş, 4 aylık, 5 aylık evliymiş. Yani. Bakıyor, pencereden bakıyor, camından. Karısı bir tane delikanlıyla yatıyor. Hmm. Silahını sıyırıyor. Çekecek, vuracak tabi. Yandaki delikanlı benim karım diyor, nasıl yaparım bunu ben diyor. Ömrümü çürüttüm diyor gurbetlerde diyor, onun için diyor. Ben, aklına sabır kelimesi geliyor. Sabır kelimesi geliyor. Hmm. Ya diyor, ben diyor 7 sene mi verdim diyor bir sabır kelimesine diyor. Bakayım diyor, sabah olsun bakayım diyor, bir çalayım kapıyı diyor. Nedir, ne dalgadır falan. Tabi kapı, sabah oluyor, bekliyor. Kapıyı rahatsız etmiyor, kapı açılıyor. Çalıyor kapıyı. Biri bakıyor. Delikanlıyla eşi beraber dinleyin diyor. Hatun diyor, utanmadın mı sen diyor, beni diyor, bundan derecede diyor. Ey adam diyor, bundan diyor 15, 16, 17 sene önce diyor, karnımda bıraktığın 3 aylık bebeği unuttun mu diyor. He, çok anlamlı. 3 aylık diyor bebeği bıraktığın gittiğini unuttun mu diyor. Ben diyor, nasıl seni aldım? Diyor, sen ne yapıyorsun ya? Ah, 7 sene değil diyor, 70 sene helal olsun o adama diyor. Keşke 70 sene söyleseydim ki bir kelimeyle ben diyor yavrumu diyor. He şimdi sabır, kelimesi. Sabır kelimesini bilmese, evet. Çekip vuracak başka erkek diye değil mi? Evet. Anlamını yani bilmesi, orada anlamından adam kelimesi kendisine izah etmesi ve çocuğundan olacakmış yoksa. Cumali abi, sen boş insan değilsin bak. Ne kadar hani fakirdik değil mi? Hepimiz çok fakirdik. Bu çok dağda susuz, selsiz, çok illa yoksulluk illa çektik. Ama senin şu anda durumun çok güzel. Tırların Allah var, şükür. Şeylerin var. Nasıl şükür geldin Cumali abi bu duruma? Bence sabırla. Ya sabır tabi, sabır sabır. Çalışma ne? Mesela Aynur sağ olsun, Alper'le beraber bir dünya hayvan baktılar. Ben uzun yola çalıştım. Bak, onların boğazını getirdim. Ve ne oldu? Biz o hayvan mesela... Hayvanlarımızın bakmaları, sütü sağlıklı bulur. Bir kimden yani bu şey geldi? Ben şimdi gerçek söylüyorum, ben eşimden yani çocuklarıma borçluyum bu kadar, bu servetim aramızda. Şeker güzel. Yani, Kerim ablam sağ ol. Şerilesem kimse, hiçbirinin hakkını inkar edemem çünkü hep beraber bu duruma geldik yalnız. Hep birlikten benlik. Kuvvet doğdu, çocuklarınla birlik oldun. İlla ki sırsız tabiatık o vaziyatında. Eşim de affedersin çalıştı, hayvan aşat baktı. Oğlum hayvan aşağı baktı. Ben bu duruma... Aynur ablam çok çalışkan biri zaten biliyorum. Benim 20 yıl öncesinden komşularım ziyaretlerine geldik. Kahvelerini içtim. Afiyet olsun. Cumali abi de böyle Allah bir çekeyim dedim. Hatıra olsun ve dedim gençlere ve haylaz insanlara örnek olsun. Sabırsız insanlara. Allah razı olsun. Cumali abi şimdi gençlerde şu var. Gençler çalışmadan hani iş olmasın para çok olsun. Böyle bir şey var ama senin çocuklarında bu yok. Senin çocukların taştan ekmeğini çıkararak bu duruma geldiler. Kızım aile terbiyesi. Her şeyden önce aile terbiyesi. Hepsinden önce gelen aile terbiyesi. Eğer sen evlat
evlatlarına bir şeyler verebildiysen, sen atandan bir şeyler alabildiysen, sen de evlatlarını aşılayabildiysen onu, illaki başarı %100 her zaman. Başarı her zaman %100. Ama sen ailenden aldığını kendi evlatlarına veremezsen her zaman kaybedersin. Bu budur yani. Vallahi önden. Cumali abim çok ders aldım. Neden mi? Yok. Senden şöyle sabır. Sabır. Yani ön yargı değil, sabır değil mi? Sabır insanı sabır. Mutlu ediyormuş İlla ya. Bir sabır tabii ya, sabır ya. Ya bir Allah'ın kelamını ağzına aldığın zaman rahatlıyorsun. Bir namaz kıldığın zaman rahatlıyorsun. Bir şeyini, Allah'ın şeyini. Sabır yani diyor ya, insanı bütün başarıya götürecek olan sabırdır yani. Sabırdır. İnsanlar sabır etmesini bilirse bir yerlere gelir. İlla ki gelir yani. Ama evlatların hayırlı işte, oğlanların. Şükür Allah'a. Allah herkese hayırlı evlat versin. Zaten hayırsız evlat, mal, mülk hiçbir şeye yaramaz. Evet. Önemli olan hayırlı her mal, şey. Hayırlı evlat versin. Hayırlı devlet versin. Her şeyin hayırlı. Amin. Şeyin amin evet. Cumali abim, amin. Ben gerçekten hani sizi saydığım, sevdiğim ve örnek aldığım ailesiniz. Allah razı olsun. Aynur ablayla birlikte. Bu sabırı da belki sizden öğrendik burada. Şükür, gerçekten hani hep bir sizi bakardım, örnek alırdım. İşte Cumali abiler de öyle ama bak. Sabır ediyorlar. İnsanlara eğer bir şeyler verebildiysek ne mutlu bizlere. Eğer gençlere örnek olabildiysek dünyada bizden mutlu insan yok. Bana oldunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Oldunuz. Bizim büyüklerimize bize bir şeyler öğretti. Biz de bizden küçüklere bir şeyler vermeye çalıştık. İnşallah bizden sonraki nesilde milletine ve devletine, insanlarına hayırlı bir insanlar olurlar. İnşallah Cumali abim, inşallah. Demedim, inşallah yiyorum. İnşallah. Sohbetin güzeldi. Sağ ol, sen de güzelsin. Allah senin de yüreğin güzel. O senin güzelliğin. Senin yüreğin de güzel. Sağ ol Cumali abim, ağzına sağlık. Ben böyle dedim, gençler gerçekten gidişat iyi değil, haylaz, çalışmıyorlar. Çalışmayı sevmiyorlar. Zorla çalışacaklar. Zorla. Çalışacaklar. Zorla. Her şey çalışmadan gelir yani. Değil ya mi? Birbirine işle olarak çalışacaklar. Çalışacaklar deyince affedersin gidip ona da yapacağım hambalık yap demiyoruz. Birbirine işle olarak çalışacaklar. Hesaplarını bilecekler. Çocuklar, çocuklarına, ailelerine saygı duyacaklar. İçinde İlla. Olacak, evet. İlla. Yaş kaç Cumali abim? Yaş 65. 65 ama Cumali abiye kimse 65 diyemez maşallah. Sağlıklısın, şükür hiçbir sorunun yok. Yok şükürlü olsun, hiçbir sağlıklısın. Ama sürekli çalıştın. Emekli yani, oldun kaç yıl öncesinde? İllaki. 99'da ben emekli oldum. Maşallah. 40 bin kere. Evet, sağ ol Allah razı olsun. Beton taştan değil mi? Beton taştan. En son elmas nakliyattan emekli oldum ben. Beton taşta da 17 sene çalıştım beton taşta. Hmm. Ondan sonra da aşağı yukarı bir 10 yıl kadar da elmas nakliyatta çalıştım. Oradan emekli oldum yani. Güle güle ye Cumali Allah abi. Ağzına olsun. Yüreğine sağlık. Amin, çok teşekkür Allah ederiz. Aynur ablam kahve içinde çok sağ ol. Allah razı olsun.